Abdullah Akpınar. 20 yıldan beri tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. İsmim Yasemin Bürce, tarımla uğraşıyoruz. Göçbeli köyünde oturuyoruz. Adım Ayşe Söğek. 3 tane çocuğum var. 2 tane oğlu, 1 tane kızım. 16 tane seram var. Bunların hepsini kademeli olaraktan kimisine kara lahana, kimisine soğan, kimisine tere, kimisine ıspanak, kimisine kıvırcık. Yani ne yetişiyorsa onları ekiyoruz. Göçbeli köyü olarak biz seracılık ve tarımla uğraşıyoruz. Hayvanlarımız var, dışarıda sebzelerimiz var, tavuklarımız var, ineklerimiz var. Bu gibi şeylerle uğraşıyoruz. Şimdi bu tarım faaliyetleri hakikaten ciddi olarak can zor bir meslek. Ama biz zor olmasına rağmen biz bu işi sürdürüyoruz. Sabahtan kalkıyoruz. Ahırda hayvanımız varsa hayvanımıza bakıyoruz, tavuklarımızı yemliyoruz. Sonra bahçeye iniyoruz. Bahçemizde sulanacak varsa suluyoruz, toplanacak varsa topluyoruz. Ta ki saat 6'ya kadar, 5'e kadar, 7'ye kadar bu faaliyetlerde aile olaraktan komple biz bu işin içerisinde bulunuyoruz. Ramazan ayında çalışıyoruz, biz üretiyoruz, üretmek zorundayız. Şu anda da bir soğan serasındayız. Soğanlarımızı ektik ve mahsulümüzü almak üzereyiz. Soğan işi çok zor, temizlemesi zor. Tek tek onu içinden ayırıyoruz, bak böyle gördüğünüz gibi. Bunu sökmesi de, temizlemesi de çok zordur. Yani böyle tek tek tırnaklarımızla temizliyoruz bunları biz. Temizliyoruz, yıkıyoruz, onlara yemeğe hazır ediyoruz yani. Göçbeli köyü olarak çok büyük bir İstanbul'un belki 3-4 ilçesinin sebzesini karşılıyoruz biz. Her gün en az 10 araba buradan sebze gidiyor. Bunlar da 9. ayda başlıyor, 4. aya kadar, 4. ayın sonuna kadar bu faaliyetleri devam ediyoruz. Bunun pazarlama konusuna gelince de Kadıköy haline gönderiyoruz. Bir kısmını da esnaf arkadaşlar geliyorlar, buradan bizden alıyorlar. Bu şekilde ticaretimizi devam ettiriyoruz. Şu
anda sezon sonu gibi bir aradayız. Ya kışlıklar bitiyor, yazlıklara döneceğiz. O yüzden boşalan tarlaları sürüyoruz, gübreliyoruz. İşte bu arada boşluklarımızda işte pazarmalı yapacaksak pazarmalı. Pazarmalını da hazırlıyoruz. Sonra akşam geliyoruz, bir güzel işte iftarımızı yapıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Biz Ramazan'da işte aile olaraktan komple bu tarım faaliyetlerinde bulunuyoruz. İşimizin başındayız. İşte pazardır, haldir, bu yeşilliklerin yetişmesinde, yani o zaman içerisinde zamanımızı harcıyoruz. Bir gün ormana gittik. Oğlumla bir anım var, onu anlatayım size. Bir gün ormana gittik. Bizim yöresel bir otumuz vardır. Hodan der, kimisi ispit der, zılgıt der. Yöre yöre değişiyor ismi. Ormana ot toplamaya gittik ama ormanın yamaçlarındayız böyle, yüksek yerlerdeyiz. Ben kovamı doldurdum. Kova dediğimde bayağı büyük bir kova, 20-30 kilo geliyor yani öyle bir kova. Ondan sonra dedim, oğlum sen bunu arabaya boşalt. Gelirken bir tane de boş kova, bir de bunu boşalttığında geri getir bana dedim. Gitti oğlan, gitti, yok battı yok. Ben bir kova daha doldurdum ama bizim oğlan geri gelemiyor. Sonra bir baktım yamaçtan, biz yukarıdan aşağı bakıyoruz, geliyor oğlum. Oğlum dedim, niye bekliyorsun? 25-30 dakika oldu, sen gidelim. Niye gelmiyorsun? Cevap yok. Sonra yanımıza geldi, bir baktım dolu götürdü kovayı. Yukarı ormana, yamaç yukarı, geri dolu getirmiş. Oğlum bunu niye getirdin? Anne götür dedim de bırak demedin dedi. Gül gül öldük, sinirlensem mi? Gülsem mi? Oğlumun o çektiği eziyete mi üzülsem? Yani yamaç dediğimiz çok dik bir yamaçtı. Yani öyle bir anımız da var. Güler güler anlatırız, konuşuruz. Tabii o zaman küçüktü oğlum. Çok bilmediği için orada bir cahillik de yapmış. Böyle ormanlarda geçen günlerimiz de var. Çok güzel anılarımız var. Yani güzel, köyümüz çok güzel. Biz Göçbeli köyünde oturuyoruz. Herkesi de bekliyoruz buraya. Ramazan ayı olmasına rağmen hasatımızı yapıyoruz, pazarlamasını hale götürüyoruz, pazara çıkıyoruz. Cenab-ı Allah bize güç, kuvvet veriyor. Gayet rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde biz tarım faaliyetini devam ettiriyoruz inşallah. Ramazan ayında nedense her sene Ramazan ayına girdiğimizde havalar bir serinler, rahatlatır bizi. Cenab-ı Allah'ım görüyor bizim nasıl çalıştığımızı. Çünkü çiftçiye, Cenab-ı Allah'ım bile gördüğü için çiftçiye bile bir ferahlık veriyor. Ramazan ayı girdiğinde havalar seriniyor, yağmur düşüyor. Yani zorlansak da biz çalışıyoruz. Seviyoruz bu işi. Ramazan ayı bize güç kuvvet veriyor ekstradan da. Yani böyle bir çalışma azmi geliyor. Yorgunluğumuzu unutuyoruz o. Akşam gittiğimizde evimize iftarımızı yapınca bütün yorgunluklar gidiyor. Ramazan ayı 11 ayın sultanı, bereket, bolluk, huzur. Hakikaten Ramazan ayı girdiği zaman
İnsanlarda bir huzur olur, bir bereket olur, bolluk olur, refah olur. Yani insanlar çok ciddi olaraktan mutlu ve huzurlu. Vallahi Ramazan yani benim için bir huzur. Çok huzur yani. Huzurluyum yani böyle oruç tutmak yani böyle bir başka bir ayrı bir neşe. Ayrı bir güzellik. Yani sahurda kalkıyorsun. Sabah kalkıp bahçene gidiyorsun. Öğlene kadar çalışıp ondan sonra gelip yani iftar yemeğini hazırlıyorsun. Yani o başka bir güzellik. Çok yani insana zevk verecek bir yani. Bu ay çok mübarek bir ay. Ramazan ayı bir berekettir, bolluktur. Ramazan ayı dedi mi yani 11 ayın sultanı. İnşallah gelecek nesilde bunları biliyor, tanıyor olmasını isteriz. Şimdi akşam oldu, evimize gidiyoruz. Hayırlısıyla iftar edeceğiz Allah nasip ederse. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlar ve nice nice Ramazanlara ermek üzere sağlık, sıhhatle, barışla, savaşan ülkelere de barış gitmesini istiyoruz. Kimsenin canının yanmasını, insan katliamının olmayacağı bir yer istiyoruz. Ülkemiz güzel, yaşamaya değer. İnsanların yaşama hakkı var. Kimsenin yaşama hakkının elinden alınmamasını istiyoruz. Ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar. Allah herkese nasip etsin oruç tutmayı. Çok güzel bir şey yani. Yani huzurlu bir ortam. Yani birbirimize gelip gidiyoruz yani. Birbirimizle iftar yapıyoruz. Allah izin verirse inşallah teravih namazımıza gidiyoruz. Yani teravih namazından geldiğimizde çayımızı içiyoruz komşularla. Yani çok yani birlik düzenimiz çok güzel. Pandemi bizim Ramazan faaliyetlerimizi çok olumsuz derecede etkiledi. Yani kimse kimsenin yanına ne iftara gidebiliyor, ne komşusunun yanına gidebiliyor, ne akrabasının yanına gidebiliyor. İnşallah bu pandemi sürecini hayırlısını atlatırız. Aynı eski Ramazanlara kavuşuruz diye ümit ediyoruz. Ama yani çok kısa bir zamanda bu sürece tekrar bir daha gireceğimize inanıyorum.
Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkese bir dahaki Ramazan'a erişmesini istiyorum.